Merhaba, sizleri bugün dünyanın bisiklet imparatorluğu Hollanda'nın Utrecht şehrindeki bisiklet ve yürüyüş varına götüreceğiz. Bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayıp turizmin yalnızca deniz, kum, güneş her şey dahilden oluşmadığını göstereceğiz. Farklı bir turizm kültüründen onlarca örnek vereceğiz. Turizmdeki bisiklet gerçeğini, daha doğrusu bisiklet turizmi gerçeğini ve sürdürülebilir turizm kavramı içindeki yerini Hollanda halkının bisiklet sevdasını sizlere anlatmaya çalışacağız. Sizleri bambaşka bir dünyaya götürmeye hazırız. Hatırlayacağınız üzere geçen haftaki programımızda Marmaris Belediyesi'nin aktif tatil kavramına uygun olarak bölgemizin bisiklet rotalarını tanıtmak üzere Utrecht'teki bu fuara katılacağını belirtmiştik. Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner ve Özel Kalem Müdürü olarak iki kişilik bir ekiple bu fuara katıldık. Fuarda ülkemizin Lahey Kültür ve Turizm Müşavirliği tanıtım alanı içerisinde yerimizi aldık ve bizlere bölgemizi çok iyi tanıyan, yıllardır Hollanda'da yaşayıp Türkiye'yi ve Marmaris'i Hollandalı'ya tanıtmada uzmanlaşan Hülya Zıvan eşlik etti. Yaklaşık 30 metrekarelik alan içerisinde Fethiyeli ajantici dostlarımız, Hollanda'dan Türkiye'ye kültür turları düzenleyen bir ajante ve bir de Viyana'dan başlayıp İstanbul'a hatta Konya'ya kadar süren yürüyüş turları yapan 3 firmanın yanında tek kamu kurumu olarak Marmaris Belediyesi olarak yerimizi aldık. Fuarın geneline baktığınızda İsviçre'den, İspanya'dan, İtalya'dan, Yunanistan'dan, Fransa'dan yani Türkiye'nin turizmde rakip olarak gördüğü ülkelerden 500'e yakın acente, otel ve işletme yer alırken Marmaris Belediyesi ile birlikte ülkemizden yalnızca 4 tanıtım masasının yer alması oldukça düşündürücüydü tabii ki. Kaldı ki bunların ikisinin merkezi yine Hollanda'daydı. Türkiye standında yer alan 4 tanıtım masasının ikisi Hollanda merkezliydi. Evet ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Evet ülke imajımız hiç bu kadar sorunlu olmamıştı. Evet bir turizm politikamız var mı yok mu bilmiyoruz bilemiyoruz. Bir de üstüne Hollanda, Almanya, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde iki yıldır büyük düşüşler yaşadık. Ancak tabii ki bizler de kafalarımızı da kuma gömerek dünyada neler oluyor, turizm sektörü nereye gidiyor, deniz, kum, güneş dışında ne satabiliriz'i araştırmadan oturduğumuz yerde bekleyerek de turizm adına çok fazla bir şey yapamayacağımız ortada. Umudumuzu canlandırarak, geleceğe yönelik stratejilerimizi belirleyerek, yeni projeler geliştirip, turizm sektöründe yeni bakış açılarıyla kazanımlar elde etmek istiyorsak, biraz hareket, biraz araştırma, biraz da moral gerekiyor. Endonezya'nın Fas'ın ve benzer bir sürü ülkenin bisiklet ve yürüyüş turizminden pay almaya çalıştığı bu tür fuarları en azından gözlemci olarak gezip görmek, işi yalnızca devletten veya yerel yönetimlerden beklememek bile turizmcimizin ufkunu açacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi öncelikle Avrupa'nın bu önemli aktif tatil fuarında ne var ne yoktu bunlara bir bakalım. İki gün süren fuarda yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği Fitz and Wandelburs yani bisiklet ve yürüyüş fuarında biraz önce söz etmiştik. Türkiye'nin yanı sıra 50'nin üzerinde ülke onlarca destinasyon yüzlerce firma yer aldı. Bunların tümü de ülkelerinin ya da bölgelerinin doğal ortamlarında bisiklet ve yürüyüş başta olmak üzere ne tür aktiviteler yapılabileceğini Doğa sporlarını, tatil paketlerini anlattı. Gerçekten de canlı, insanı heyecanlandıran, kendini doğaya bırakmaya heveslendiren bir ortam yaşattılar ziyaretçilere. Bölge tanıtımı yapan standların dışında bisiklet ve kamp malzemeleri satan, yeni ürünlerini tanıtan, sunumlar yapan onlarca stand daha vardı. Kimisi hız rekoru denemesi amacıyla ürettiği bisikletini, kimisi iki kişilik bisiklet modellerini Kimisi ise yeni nesil bisikletlerini tanıttı fuarda. Değerli izleyiciler, bisiklet konusunda turizmin biraz dışına çıkıp Hollanda'nın nasıl bir bisiklet imparatorluğu olduğunu anlatalım sizlere. Hollanda'ya gidenler bilir. Hollandalılar 7'den 70'e değil, beşikten mezara bisikletle yaşayan bir toplum olmuşlar. Bisiklet bir araç olmaktan çıkmış, bir yaşam tarzı yaşamlarının bir parçası olmuş. Ekmek su kadar ihtiyaç duyuyorlar bisiklete binmeye. Hani çocukluğumuzda anlatılırdı ya, Türkler Orta Asya'da at üzerinde doğar, at üzerinde ölürlermiş. İşte Hollandalıların bisiklet sevdası da öyle bir şey. Bu ruhla geziyorlar fuarı. Bazen yeni bisiklet modellerini test sürüşüyle tanıyorlar. Bazen de dakikalarca bilgi alıyorlar, soru soruyorlar. Bazen de Yalnızca bisikletin kıvrımlarına dokunarak, bisiklete binmenin zevkini hissederek bu yaşam tarzlarını fazlasıyla belli ediyorlar. Anlayacağınız, Türkiye ve benzer ülkelerdekinden bambaşka bir dünya sunuyorlar bizlere. Şimdi şöyle bir soru gelse. Biz de böyle bir ülkeye dönüşebilir miyiz? Bizde de bisiklet ana ulaşım araçlarından birisine dönüşebilir mi? Çocuklarımız okula güven içinde bisikletle gidip gelebilir mi? Kadın, erkek, ailece hafta sonu bisiklet turlarıyla zaman geçiren bir ülke olur muyuz? Ülke ve yerel yöneticilerimiz şimdi bu kararı verse bile herhalde 100-150 yıl sonra ancak Hollanda'ya benzer bir ülke olabiliriz. Bu bir abartı değil kesinlikle. Bu bir kültür meselesi. Kültürlerin oluşması yüzlerce yıl alır tabii ki normal şartlar altında. Peki çok mu karamsarız? Aslında değiliz. İşte Marmaris örneğine bir bakalım. Türkiye'de önce turizm amaçlı bisiklet rotaları oluşturan, sonra da kent merkezinde hem de en merkezi caddelerde Atatürk Caddesi'nde, Kordon Caddesi'nde bisiklet yollarını yapan ilk yerel yönetim Marmaris Belediyesi. Marmaris'te yaşayan bilinçli halk kitlesinin bu yolları amacına uygun kullanacağını yalnızca turistlerin değil de halkımızın da bisiklet ağının genişlemesiyle birlikte kısa sürede günlük yaşamında bisiklete daha fazla yer vereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun örnekleri bisiklet altyapısını 2000 yılından sonra oluşturan Paris ve Barcelona'da en belirgin şekilde yaşanmış ve kanıtlanmış bulunuyor. Neden Marmaris ya da ülkemiz böyle bir dönüşüm yaşamasın? Tekrar dönelim Hollanda'ya. Avrupa Birliği verilerine göre Hollanda'da toplam ulaşımın %26'sı Bakın tekrar edelim. %26'sı bisikletlerle yapılıyor. Yani tren, otobüs, özel araçlarla yapılan tüm ulaşım içinde bisiklet %26'lık paya sahip. Bu oran İngiltere'de, daha doğrusu Birleşik Krallık'ta %3 veya %4 civarındaymış. Bizde çok yaygın kullanılan motosiklete ise Hollanda'da neredeyse hiç rastlamıyorsunuz. Bunun yerine akü destekli ama pedal çevirmeniz gereken bisiklet modelleri var. Akü desteği özellikle belli yaşın üstündekilerin tercih ettiği bir model ve daha çok kırsal bölgelerde hafta sonu ya da yaz tatillerinde gezinti amaçlı kullanılıyor. Hollandalılar şehir içinde 6 kilometrenin altındaki mesafelere kesinlikle araç kullanmıyorlar, otomobil kullanmıyorlar doğru tabiriyle araç kullanıyorlar ama bisiklet kullanıyorlar 6 kilometrenin altındaki mesafeler için bisikletten yararlanıyorlar. Bu başta sağlıkları olmak üzere bireysel ve ülkesel ekonomilerini de olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca böyle kısa mesafelerde bir bisikletin bir otomobilden hızlı hareket edip daha kısa sürede hedefe ulaştığı da kanıtlanmış bir gerçek. Şimdi değerli izleyiciler... Marmaris'i göz önünde aldığımızda kafamızda canlandıralım. Atatürk Caddesi'nden Kordon Caddesi'nde bankaya gideceksiniz veya adliyeden kaymakamlığa gideceksiniz. Yaklaşık en fazla haliyle 2 kilometre. Şimdi Hollandalı diyor ki böyle bir mesafe için arabayı git otoparktan al, çalıştır, trafikte bekle, strese gir, bir de gittiğin yerde kaymakamlığın önünde park yeri için dolan İşte bunu yapmıyor Hollandalı. Bu stresi hiç yaşamıyor. Bisikletini atlıyor. Hem sporunu yapıyor hem de bu kadar kısa mesafede en ekonomik şekilde, en rahat şekilde hedefine ulaşıyor. Biz de Marmaris'te umut ediyoruz ki yalnızca gezinti amaçlı değil, spor amaçlı değil, Günlük yaşantımızda da bisikleti bu anlayışla daha sık kullanmaya başlayacağız yakın zaman içerisinde. Başka bir araştırmaya göre de bir Hollandalı günde ortalama 2.3 kilometre pedal çeviriyor. Karşılaştırma da yapmış bu araştırmayı yapanlar. Bak İspanyol örneğine bakmışlar. Bir İspanyolun da günlük pedal çevirme mesafesi 100 metre civarındaymış. Yani Hollandalı günde 2.3 kilometre bir Akdeniz ülkesi olan ve bize bazı yönleriyle benzeyen İspanya'da ise 100 metreymiş bu ortalama. Arada dağlar kadar fark var tabii ki. Bunun ülkemizde ne olduğunuysa şu an için bilmiyoruz. Hollanda'da kişi başına 1.6 bisiklet düşüyor. Yani bir evde iki kişi yaşıyorsa toplam üç bisikletleri var anlamına geliyor. Hollandalılar işin ekonomisini de hesaplamışlar. Yeni bir bisikletin ortalama fiyatı 579 euro civarında diyorlar. Yeni bir araç alacak olursanız bunun fiyatı ise tam bisikletin 30 katıymış. Bu birinci tespit. İkinci olarak bir Avrupa vatandaşının yaşamı boyunca araç yakıtına 10 bin euro ödediğini belirlemişler. Bu hem bireysel, hem ülke, hem de Avrupa ekonomisine zarar hem de doğaya zararlı karbon üretimi demek. Bisiklette ne yakıt ne de karbon üretimi var. Almanya'daki bisiklet turizmi rakamları da incelenmiş aynı araştırmada. Almanların 2000 yılında bisiklet turizminde 5 milyar avro kazandığını belirlemişler. Ama bundan tam 4 yıl sonra bu işi geliştirerek 2009 yılında rakamı 9 milyar avroya çıkarmışlar. Yani 4 yılda 4 milyar avro daha kazanmış Almanlar. 9 milyar avro. Yıl 2017 ve bu rakamın Almanya'da 13 milyar avroyu bulduğunu tahmin ediyoruz. Yani bir tek bisiklet turizminden Almanya yılda 13 milyon avro kazanıyor. Türkiye'nin ise son 2 yılına değil de iyi olduğu 2014 yılının rakamlarına bakalım. Sizleri yanıltmamak için turizmimizin iyi olduğu döneme bakalım. Hem de en iyimser şekliyle baktığımızda toplam turizm gelirimizin 34 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Turizmin her çeşidinden 34 milyar dolar kazanmışız. Yani Almanya yalnızca bisiklet turizminden ülkemizin toplam turizm gelirinin yarısını kazanıyor anlamına geliyor bu rakamlar. Bisiklet turizminin önemini anlatmaya bu bilgi yeterli olur diye düşünüyoruz. Dönelim tekrar Utrecht'teki fuara. Marmaris Belediyesi bölgemiz için gelecek vaat eden bu fuarda yalnızca bisiklet rotalarını ve kırsal turizm değerlerimizi tanıtmadı. Aynı zamanda Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Karya Yürüyüş Yolu'nun tanıtımını da yaptı. Doğa turizmi üzerine çalışan Hollandalı firmalarla, uzmanlarla görüştü. Ekibimizin bir amacı da diğer ülkelerin tatil merkezlerinin doğa turizmi ve sürdürülebilir turizm amacıyla neyi nasıl yaptığını araştırmaktı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Uzak Doğu, Afrika, Güney Amerika'ya insanların yürüyüş ve bisiklet için gidiş nedenlerine bu hareketin büyüklüğüne baktık. Tespitlerimiz ne oldu? Kısaca sizlere bunları anlatalım. En başta söyleyelim. Avrupa'nın yıllık bisiklet turizmi bilançosu tam olarak 40 milyar avro. Hollanda'da 6,5 milyon kişinin bisikletle tatil yaptığı veya tatilinde bisiklet kullandığı belirtiliyor. Bu da bir başka tespit. Bu rakamın bunların 250 bini ise bisikletli tatil için yurt dışına çıkıyor. Yani Hollanda her yıl ortalama 250-300 bin kişiyi yurt dışına bisikletli tatil için gönderiyor. Utre bisiklet ve yürüyüş fuarını ziyaret edenlerin yaş ortalaması ise 40 ile 60 arasında. 60 yaşın üstünde de çok insana rastlamak mümkün. Ancak bu yaş yanıltıcı olmasın. Hepsi de dinamik, ve bisikletle tatil yapabilecek e, sağlığa sahipler. Bir başka tespitimiz bu fuara gelen ziyaretçi profiliyle ilgili. Bu ziyaretçilerin profili yaz tatili isteyenlerden de daha farklı. Bir kere Temmuz, Ağustos aylarını hiç düşünmüyorlar. Marmaris gibi ılıman iklimi olan yerlerde Şubat, Mart, Nisan, Ekim ve Kasım aylarını düşünerek tatil planı yapıyorlar. Bir başka tespitimiz doğayı ve doğal yaşamı çok seven bu kitlenin gelir ortalamasının da deniz, kum, güneş turizmi isteyenlerden daha yüksek olduğu yönündeydi. Örneğin Türkiye'de kişi başı haftalık tatil Avrupa'dan gelen bir e, turist için söylüyoruz uçuş dahil en yüksek sezonla bile 600-800 avro arasında satılırken Almanya'da bir bisiklet tatili için yol masrafı hariç Kişi başı 1000 ile 2000 euro arası para harcıyor Hollandalılar. Hollanda'da yaptığımız bir başka tespit, fuardaki bir başka tespitte Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bisiklet turları. Bu biraz daha üst kategori oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne 2 aylık bisiklet turu için giden Hollandalılar da bu 2 ay için ödenen rakam 8 ile 11 bin doları buluyor. Evet, bu paraları ödeyerek Hollandalılar Amerika'da 2 ay bisiklet üzerinde tatil yapıyorlar. Hollandalı uzmanlar Türkiye'nin şu andaki durumuna bakarak güvenlik endişesiyle İstanbul gibi büyük şehirlere değil, ancak bisiklet gibi alternatif turizm hareketinde bulunabilecekleri daha küçük yerlere yönelmelerin olabileceğini de söylüyorlar değerli izleyiciler. Bu önemli bir tespit. Çünkü e, hep terör olaylarıyla yatıp kalktık bir dönem. Umut ediyoruz bundan sonra e, bunları yaşamayacağız. Ama korkulan olaylar çok şükür ki turizm merkezlerinde yaşanmadı. Ve Hollandalılar da bunun farkında. İşte bunun için diyorlar ki belki İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, bu tür büyük şehirlere gidişler azalacak. Ama eğer alternatif bir turizm çeşidi sunarsanız tatil bölgelerinize Hollandalıların ilgisinin olmayacağını söyleyemeyiz diye dikkatimizi çekiyorlar. Fuarda görüştüğümüz uzmanlar ürün geliştirmenin önemine de dikkat çektiler. Marmaris'in bisiklet rotalarını inceleyen bu uzmanlar önemli bölümün tamamlandığını ve artık yerel ajantelerle yabancı operatörlerin satış aşamasına geçmeyi, geçmesi gerektiğine vurgu yapıyorlar. Tüm bu değerlendirmeleri not alan ve sektörün önemli isimlerini tek tek ziyaret eden ekibimiz son olarak da 13 yıldır Fitz Wanderbors isimli bu fuarı düzenleyen Theo Jorna ile bir görüşme yaptı. Hollanda'nın sektörde en önde gelen bu ismini Marmaris'e davet ederek turizmcilerimize bir sunum yapması istendi. Her iki tarafta önümüzdeki aylar içerisinde Hollanda ve Avrupa bisiklet turizmini Marmarislilere anlatmak üzere. Ama daha çok ajantecimize, otelcimize, diğer girişimcilere anlatmak üzere bir toplantı düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Umarız ki Marmaris'te turizmciler bisiklet başta olmak üzere sahip olduğumuz doğal güzellikler içerisinde yapılabilecek diğer turizm aktivitelerine ilgi duymaya başlar ve sürdürülebilir turizme yatırım yaparlar. Unutmayalım ki daha uz uzun bir sezonun, daha yüksek gelir elde etmenin çok daha önemlisi de tüm bunları yaparken doğamızı korumanın yolu Sürdürülebilir turizmden geçiyor. Hepinize turizm dolu, sağlık dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.